Hocam, kendin olmak diye bir klişe vardır ya. Sizce bu gerçek bir şey midir, varsayım mı? Bir klişe vardır ya, yani klişeler doğru oldukları için sürekli tekrar edilirler diye. Klişeyi klişe yapan aslında altında bir hakikat yatması. Kendin olmak diye bir şey tabii ki var. Ama bunun o kadar çok seviyesi, o kadar çok yanlış anlaşılan kısmı, o kadar çok gazlanan ve özellikle 80'lerden sonra Amerika ve Avrupa menşeli ama daha ziyade Amerikan menşeli kişisel gelişime meze yapılmış kısmı var ki artık ne olduğunu şaşırmış durumdayız. Ben şimdi beni salsam bu konuda 6 saat konuştum ki konuşmuşluğum var. Daha önce 2-3 tane tam günlük eğitimde bitirdim millete. Ben de bittim, onlar da bitti. Kendin olmak dediğimiz mesele daha önce seninle de sohbetini yaptığımız bir konunun aslında bilip bilmeden birçok insan tarafından dile getirilme şekli. Nedir o? Dünyaya geldiğimiz zaman içine doğduğumuz şartların hiçbirini biz seçemiyorduk. Ama ben dediğim şeyi hep o şartlar yapıyordu. Mesela işte inancım, cinsiyet rollerim, düşüncelerim, hayallerim, korkularım, kırmızı çizgilerim, işte efendim büyük hedeflerim, arzularım, nelerim varsa benim. Onları şöyle böyle bir şekilde etraftan duyup onlara öykünerek bir benlik oluşturuyorduk. Biz çünkü başka bir şey bilmiyoruz ki yani gördüğümüz şey ailemiz ve yakın çevremiz. Bu arada beyinde tabii çok küçüklükten beri anne karnında gelişmesine çok hızlı devam ettiği için insan erken doğan bir canlı olduğunda bunlar çok çok etkili üzerimizde. Yani adına ben dediğimiz şey mesela 12-13 yaşında bir insan ben şuyum diyorsa emin ol ki aileden oradan buradan eşten dosttan gelen bir şeylerden bahsediyordur. Çünkü zaten bir hayat deneyimi yok ve o hayat deneyiminin içerisinde tercih edip de kendine içselleştirip benliğiyle bütünleştirebileceği bir yaşanmışlığı yok. Dolayısıyla ne varsa işte özellikle mesela dini konularda ya da milli konularda böyle biraz netameli hani kırmızı çizgilerin böyle hassas olduğu konularda çocukların özellikle politize ailelerde mesela çok böyle yaşıtlarıyla bu konularda didiştiğini görürsün. Öyledir oğlum, bir Türk şöyledir, Türkler böyle yapmış falan filan gibi böyle gaza geldiğini. Çünkü ondan başka bir dünyası olmadığı için bütün benliğini oluşturan şeyler, doneler aileden ya da işte o inanca sahip olan diğer yakın insanlardan aldığı şeylerdir. Fakat hayat yolculuğunda bir şeyler olur. Bir şeyler görürsün, bir şeyler tadarsın, birileriyle tanışırsın, başka ülkelere gidersin, başka gerçeklikler görürsün, biraz tarih okursun, biraz fütürizm yaparsın, biraz kendini tanımaya başlarsın. Mesela hatasız dağlar gibi gözüken anne babanın aslında gayet kusurlu insanlar olduğunu fark edersin. Kutsal kabul ettiğin bir sürü şeyin bu arada kutsal, temiz, lekesiz demektir. Kutsal kabul ettiğin birçok şeyin o kadar da kutsal olmadığını, çok kirli gördüğün şeyin aslında senin için çok faydalı olabileceğini, düşmanın dostluğunu, dostun düşmanlığını falan fark etmeye başlarsın. Şimdi bunlar fark edildikçe normalde şöyle bir şey olmalıdır. Senin benliğin kapalı bir kutu gibi belli kabuller, inançlar tık 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 tık. Oh çok güzel. Buna uyan herhangi bir şey okey. Zaten kabul edip algılıyorsun. Mesela daha önce sana dost diye öğrettiler. O sana bir dostluk yaparsa okey güzel diyorsun. Ama sana düşman diye öğrettikleri birisi sana bir güzellik yapıyor. Öyle ki hayatını aydınlatıveriyor. Ya da sana düşman dedikleri birine aşık oluyorsun mesela olduğunu varsa. Normalde ne olması lazım? Benliğinin o sınır taşı, o çakılmış kazığı, o ön kabulünün esnemesi lazım değil mi? Yani demek ki öyle değilmiş. Ben dolayısıyla buradaki algımı biraz genişleteyim. Artık ne oldu? Benliğini oluşturan şeylerden en az bir tanesi genişledi ve sen daha geniş bir benliğe sahip olmaya başladın. Benliğin artık dünyanın daha fazlasını kapsamaya başladı. Daha azını dışarıda bırakmaya başladı önceki haline göre. Şimdi bütün deneyimlerin aslında bunu yapması gerekiyor. Yaşadığımız her yeni şey, tanıştığımız her yeni insan, gittiğimiz her yeni mekan, tattığımız her yeni yiyecek bizim benliğimizde bir genişleme yapmalı. Fakat bu olmuyor. Neden olmuyor? Ailemizden ya da ilk gençliğimizden aldığımız, bir şekilde içinde kendini güvende hissettiğimiz benliğimize halel gelmesin diye reflekslerimiz var. Mesela bize ters konuşan adama ni falan yapıyoruz. Ni bana mı diyorsun kardeş falan. Ne baktın birader? Bunların hepsi manyak. Oğlum yarasa yadılar ondan dünya virüsü oldu bak falan gibi. Böyle aptallığa varabilecek ama bir yapan kişiye son derece normal ve makul gelen bir tepki dizisiyle o benlik dediğimiz meselenin etrafına sınır polisleri koyar ve hiçbir farklı verinin içeri girmesine izin vermeyiz çoğumuz. Bundan dolayı primordial ya da ilkin o benlikte sıkışır kalırız. Onu genişletemeyiz. Deneyim kazansak bile yani deneyim imkanlığıyla karşılaşsak bile almayız onu. Duymamıza izin verileni
duyarız, duymamıza izin verilmeyeni duymayız bile. Neyi görüp neyi göremeyeceğimizi o benlik sınırları belirler. Bakıp bakmamayı demiyorum, dikkat. Baktın, neyi göreceğini bile o belirler. Ben evrim anlatırken beni izle inanmıyorsan. Bazı görmüyor, adamın önüne koyuyorsun. Göremiyor yani, yok öyle bir şey. Çünkü benliğe izin vermiyor. Bu polislerden kurtulmadıkça, o kazıkları yerinden kaldırmadıkça kendin olamıyorsun. Kendin olma seyahati, varlığını İlerideki daha iyi bir versiyonuna doğru genişletme halidir ve sürekli olması gereken bir şeydir. İnsanın Fabrika Ayarları 3. ciltte tamamen bu mevzunun üzerinedir efendim. Çok yakında sizlerle. Hocam, bu bahsettiğiniz skordan temel çekirdeğe bakarsak, her o önlem duvarını koyduğunda aslında benliğinin gelişmesine de bir engel koyuyor. Yani aynı kalınlıkta kalmıyor. Gitgide kalınlaşıyor, daha da zorlaşıyor değişim. Aynen. O aslında bize öğretilen bir şey, yani öğretilerin dışına çıkmayı öğretmeye çalışıyoruz aslında. Aynen öyle. Mesela çocuklarımıza çok zararlı bir şey yaparız biz. Yani dünyada birçok kültür bunu yapar, biz de yapıyoruz. Çocuklarımıza bazı inançlar öğretiyoruz. Bunlar dini, milli, içtimai, yani toplumsal her türlü inanç. Mesela şöyleyse böyledir. Şimdi çocuğa bunu verdiğin zaman hangi alanda olursa olsun çocuğun kafasının idrak çemberine bir çizgi çekiyorsun ya da bir kazık çakıyorsun öyle. Diyorsun ki bu böyledir, bundan ötesi yanlıştır, bundan içerisi doğrudur. Halbuki bu tip kuralların öğretilmesinde insanlığın, hatta bütün canlılığın temelde yaptığı bir şey var. Deneme yanılma yöntemi ve akıl yürütme. Mesela biz çocuğumuz bize gelip de doğru mu yanlış mı olduğunu anlatmamız gereken bir durumla karşımıza dikilirse, böyle bir görevimiz varsa, onun sorgulamasını ya da deneyimlemesini sağlayarak fayda ya da zarar cinsinden ona o meseleyi öğretecek kadar sabrımız olsa, o çocuk bu deneyimden sadece şunu öğrenecek. Ben deneyimledikçe, işte temel ilkelere bağlı kalarak, yaşam ilkelerine bağlı kalarak, cesaretle gittikçe öğrenirim ve doğrusunu kendim bulabilirim. Böyle bir insan nasıl olacak? Aptalca işte politik goygoyların, aptalca dini vaatlerin, aptalca dünyevi ikbal rüşvetlerinin peşinden koşmayacak. Böyle bir insan kendi hayatını tecrübe etmenin coşkusuyla başkasının hayatlarının ya da ayak izlerinin peşinden gitmeye meftun olmayacak. Kendi hayatını yaşayacak. Orijinal bir insan olacak. Hani yapacak bir şey yok. Ağzımda niye buraya kaydıysa. Orijinal dedikten sonra hep böyle oluyor. Bir kere hakikaten nevi şahsına münhasır birisi olacak. Bir söz vardır, başkalarının ayak izinden gidenleri iz bırakamazlar diye. Gerçekten çok doğru. Ama bu tabii ki önce bir ustanın izinden gidersin, ama ustanın izinden gitmenin sebebi ustadan sonra adım atabilmen içindir. Ustanın vardığı yerde kalırsan sen sadece onun taklitçisi olmuş olursun. Ve maalesef hayatımızda biz her neslimize bu sorunu yapıyoruz. Çünkü kendi inançlarımız ve kırmızı çizgilerimiz içerisinde kendimizi rahat hissediyoruz. Kendimizi genişletmekle hiç uğraşmamışız. Çocuğumuzu da o konforla böyle ponçik ponçik yaşasın diye ona böyle döşüyoruz. Ne varsa kusuyoruz çocuğun üzerine. Bütün inançlarımızı boca ediyoruz. Hatta çocuklarımız onlara verdiğimiz inançları kaybettiklerinde hayatlarını kaybetmişler gibi yasa geçiyoruz. Yani hatta onları tehdit edebiliyoruz. Kendimizi kaybedebiliyoruz. Gerek yok aslında. Gerek yok diyerek kimse bundan vazgeçmeyecek, ama bu toplumsal bilinçlenme halini sadece şöyle sağlayabileceğiz. Ayşenaz, Hazal, Sezen bunun gibi bir soruyu bana burada soracak. Ben buna dair orada bir kitap yazacağım. Birisi bir de işte bir şeyden bahsedecek ve bunu izleyen, o kitabı okuyan, bilmem ne yapan arkadaşlardan biri bir dakika lan ben kendi sınırlarımı ne kadar esnettim diye bir bakacak. Başlayacak esnetmelere. Yarın bir gün onun 2-3 tane gence, kendi çoluğuna çocuğuna öyle bir dokunuş olacak ki dünya değişecek. Bu iş böyle. Yani falanca ana babaya gidip de üstten jacobinallerle çocuklara bilmem ne anlatıyorsunuz böyle oluyor demek bir başka salaklıktır. İnsan kendini değiştirmediği sürece değiştirmek istediği hiçbir şeyi kalıcı olarak en azından değiştiremeyecektir. Kendiyle uğraşmayıp dışarıyla uğraşan tüm insanlar bozguncudur. Tekrar altını çiziyorum. Kendisiyle değil dışarıyla uğraşan tüm insanlar bozguncudur. Çünkü kendileriyle uğraşmaya güç yetiremeyip dünyada bozgunculuk çıkararak tatmin olmaya çalışmaktadırlar. Bunu bazen çok iyi niyetlerle, bazen çok ulvi amaçlarla, bazen öğretme, bazen yol gösterme falan amacıyla yapsalar da sonuç değişmez. İnsanın en büyük mücadelesi kendi olma mücadelesidir. Benliğini bulma, benliğini genişletme mücadelesidir. Bunu yapmadıktan sonra da geyik yapmanın çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Evet. Hocam aslında düşünmeye de sebebiyet veriyor.
Bunlar sadece başkalarına düşünceyi empoze etmekle veya o içinde yaşadığı duyguyla da rahat hissetmekle alakalı da değil. Eğer onu değiştirirse nereye gideceğini bilmemekle alakalı. Yeni bir yer görecek ve orasının güvenli olup olmadığını, o benlikteki o keşfin ona, ya tabii ki iyiye dönecek her şey ama o bunu bilmediği için, o dediğimiz bizim içimizdeki o şey, o bunu bilmediği için nereye gideceğini kestiremediğinden, belirsizlikten korktuğundan değişimi reddediyor. Ben sana çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bu tip şeyler anlattığımda aldığım az sayıda ama en eğlenceli tepkiler hangileri biliyor musun? Sen kim oluyorsun da bana değişmem gerektiğini söylüyorsun. Ya adam yazık o kadar ödü kopuyor ki o sistemden çıkma. Şeye benziyor bu. Kadından da feminist mi olur lan diye bir laf var mesela. Yani hani konuşan balta diyor ya Cem Yılmaz. Tam oraya kadar varıyor iş. Yani sen kim oluyorsun da ben niye seni dinleyip de bilmem. Beni dinleme. Ya kendinle uğraş diyorum güzel kardeşim. Ben gelip de benim peşimden gel demiyorum sana. Sana bir takım araçlar sunuyorum. Ara bak kendin. Çok korkutucu bir şey. İnsanın kendi konfor alanının dışında bir şey yapmayı hayal etmesi bile cesaret istiyor. Bırak adım atmasını, hayal etmesi bile. Fakat her şey hayalle başlıyor. Önce bir olası paralel evrenleri hayal etmek. Olası farklı yaşamları hayal etmekle başlamak. Sonra hayallerden biri ya da birkaçı için adım atmak hiç fena fikir değil. Başarısızlık her zaman büyük nimettir çünkü öğretir. Her adımda başarılı olsan hiçbir şey öğrenemezsin. Zaten o zaman çok da adım atmıyorsun demektir. Gerçek dünyanın böyle bir şeyi var, gerçekliği var. Ama ya bundan başka bir dünya yok mu kardeşim? Her şey benim bu algıladığımdan ibaret midir? Hakikaten bir Türk dünyaya bedel midir? Ya da işte 3 tane Meksikalı bir araya gelince darbe mi yapar? Ya da bu Çinliler hep mi böyle iğrenç pislik yer falan filan? Bir bunlara bak mesela Çin'e git bir adamlarla çekirgeye, Meksika'ya git. Orada işte biraz böyle bağlarda takıl, İtalya'ya git ne bileyim. Azıcık dünya görgünü geliştir ki bu kahve köşelerine yakışır muhabbetler senin hayatını belirlemekten artık uzak dursunlar. Yani çünkü bu hayat bir kere yaşanıyor. Homo sapiens sapiensin her ferdi son derece kıymetli. Hani yerine bir başkası konulamayacak kadar yegane ve özel, biricik. Aynı zamanda da tek başına ne olduğunu bilebilen tek canlı. Yani kendine dönüp de kendini anlayabilecek tek canlı. E bunu da kullanmazsa ondan sonra demesin ki niye geldik cehenneme, burası çok sıcak falan filan. Cehennemi işte insan burada yaratıyor, onu söyleyeyim yani. Bu dünyaya nasıl bakıyorsanız kendinizi sıkıştırılmış bir cenderede ısıta 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 bu dünyayı öyle geçirmek de var. Aman Allah korusun öyle bir şey olmasın.